Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Şu iki zayıf hakkında Allah Celle Celal'den korkun. Bir, yetim hakkı. Arkadaşlar bu aralar çok yetimle alakalı hadis-i şerifler karşımıza çıkıyor. Yani bilmiyorum, bir sıkıntım var bir yerlerde. Eğer ki etrafınızda, sağınızda, solunuzda varsa yetime zulüm yapılan bir yer, yetime bir işkence, yetime bir haksızlık varsa, eğer ki gücünüz yetiyorsa, elle yoksa dille, kalpten buğz etmeyi bırakın abi, geçin o işleri. Kalpten herkes buğz eder. Elinle yoksa dille müdahale et. Yetim sıkıntı. Sen Allah Celle Celaluhu, bak ne diyor? Korkun diyor. Eğer yetime bir yanlış yaparsan, yetime bir sıkıntı yaparsan, Allah Celle Celaluhu belanı verir, yuvarlanırsın aşağı diyor. Kork. Allah'tan korkun lafı arkadaşlar başka bir şeye benzemez ha. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kere bir şey oldu. Sahabeler Allah'tan kork. Ya Ömer dedi, atından düştü. İki gün komada kaldı ya. Ya Allah'tan kork. Ömer deyince duyunca düşüyordu ya. Olduğu yere düşüyordu ya. Ya arkadaş biz al. Sen kork lan Allah'tan diyor. Bak bak. Ya diyor, var hiç Allah korkusu yok mu sende diyor. Biraz bizde böyle kardeş diyor. Bizde böyle. Allah korku yok mu? Ya buna bu cevap vermek adamı küfre götürür ya. Haşa ben Allah'tan korkmuyorum. Ya bu nasıl bir laf ya? Peşine dul kadın. Allah Allah. Kocası ölmüş ya da kocasından boşanmış. Arkadaşlar yani bu ülke o kadar artık sapıklıkta zirve oldu ki adamlar dul kadın avcıları çıkmış. Dul kadın avcıları. Şaka değil bunlar. Duyuyor. Abi diyor mahalle ediyor, bir tane dul abla taşınmış diyor. Buna ne yapalım diyor. Bak namusluyum. Namussuz. Bu namussuzdur. Bak bu namussuzdur. Bu muhabbetlere gülen de şerefsizdir. Açık konuşuyorum. Dul kadın hakkında Allah'tan korkun hadis-i şerifi var. Dul abla gelmiş diyor. Allah Allah ne yapsak diyor. Hemen bütün kendi gibi namus yoksunlarına haber salıyor. Biz bu kadını nasıl düşürürüz? Nasıl yaparız? Kocası da yok. Bir ayar çekmek lazım. Bilmem ne yapmak lazım. İlgilenelim abla. Yardım edelim abla. Eğer ki arkadaşlar evlenmek sünnette var arkadaşlar. Sahabilerden biri ölüm döşeğindeydi. Dedi beni nikah edin. Dediler mübarek ölüm döşeğindesin lan, ne nikahı? Dedi ben sünnet üzere ölmek istiyorum o yüzden. Yoksa dedi benim ne işim var nikahla? Zaten ölüyorum. Bak. Bak onlardaki ahlaka bak. Sırf sünnet üzere ölmek için nikahlanayım diyor ya. Nikahlayın beni diyor ya. Ya abi şu memlekette bu işi normalleştirip internet siteleri kurup telefon hatları kuranlar var. Abi adamlar billboardlara reklam yapıştırıyor. Ya bu zina ulu orta yapılmaya başlandı. Bunların sebepleri nereden geliyor? Bizim göz yummalarımızdan geliyor. Bu abi erkek milleti bu konuda yani sizi tenzih ediyorum da çok aşırı şekilde yani namus, şeref, haysiyetini kaybedenler çok bu konuda. Niye? Yeter ki diyor bir karşı cins olsun diyor ya. Olsun diyor, fark etmez diyor. Ya sende hiç utanma, arlanma, ahlak, namus kavramı yok. Aynısı senin annen olsa, aynı senin bacın olsa ne olur? Sen nasıl konuşuyorsun lan sen? Bak bak erkeğe bak bak. Erkeği görüyor musun erkeği? Kendi yakınlarından biri olsa namus timsali. Dul kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Eğer ki bak mahallenizde sağda solda eğer bir dul kadın varsa bu kadınlar hakkında uyarıyorum. Uzak durun abi. Abla bak adam sapık abi bak. Abi anlamıyorsunuz bak. Ben diyorum ki inanmıyorsunuz bana, sonra haberler çıkınca bu adam haklıymış diyorsunuz. Abi kediye köpeğe tecavüz eden adam olan ülkede. Ya görmediniz mi geçen söyledik yine gencecik iki tane kızı kesti. Namussuz kızın kafasını kesti, anasının önüne attı. Al dedi kızın dedi be. Ya bunu yapan adam ne yapmaz be? Adam kadını takip ediyor. Markete gidiyor. İşte poşetlerinizi taşıyabilir miyim? Yardım edebilir miyim? Bir ihtiyacınız var mı? Maksadı ne? İyi gözükmeye çalışıyor. He hanım ablasın ya ne kadar iyi. Herhalde bana yardım etmeye çalışıyor. Maksadı ne? Maksadı namussuzluk. Abi uyarın. He. Şunu da söyleyeyim. Belki hanım ablalar istemeyebilir. Bir çıtlatın. Duyurmaya çalışın. Böyle böyle hani. Abla yanlış anlamadı. Hani nikahlansan iyi olmaz mı? Sadece sorun. Çünkü ters tepkilerde tanıdıksa ha. Tanıdıksa akrabanısa yabancı öyle bir şey yok ha. Yedi kat yabancı abla evleneceğim mi? Bizim abi var. Saçma sapan konuşmayın be.
Ne olacak? Mesela Allah muhafaza bir tanıdığınızın işte neyse yenge, amcası bilmem nesi işte tanıdık akraba. Ya hanım abla kadınlar haber görecek. Erkekler değil ha. Bir nikah işine ne dersin? Hani böyle sıkıntı olur tek başına. Yok abicim kesinlikle hayır dersen daha konuyu açmaya gerek yok. Gerek yok abi. Niye? Çünkü misal kadın kocasını seviyordur. Yani şu da var mesela. Hadis-i şeriflerde ne geçiyor? Erkekler cennette en sondaki hanımlarıyla evlenecek. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu Tur'dan da görüşü ne oldu? Yüzü o kadar nur oldu ki peçe takıyordu Hazreti Musa. Hanımı artık insanlar yüzüne bakamıyordu. Hanımından boşanmak zorunda kaldı. Hanımına dedi ki sakın dedi kimseyle evlenme. Cennette benle olmak istiyorsan dedi kimseyle evlenme dedi. Anladınız mı mevzuyu? Erkekler en son hanımıyla cennette olacak. He bu da şu demek değil hiç evlenmesin. Hayır evlensin abi. Sünnet üzere evlensin. Yapacak bir şey yok. E niyetten kazanırsın. Allah Celle Celle cennette istersen verin de Rabbim nasip eder yani. Allah Celle Celle onun hikmetine, mükafatına, rahmetine, merhametine bizim karışma hakkımız var mı? Yok. Velhasılı kelam. Yetim hakkı. Dul kadın hakkı. Abla yardım edin. Geç bu işleri ya. Artistik yapma. Çok biliyorsan tanıdık eş dost akraba varsa hanımlar vasıtasıyla hanımlarla işte yardım gönder. Misal işte atıyorum para gönder abi. Durumu yoksa, durumu şeyse sen karışma. Sana ne ya? Seni ilgilendirmeyen şeyleri bunu sokma. Bizim millet bunu bayla bayla yapıyor ya. Kendini ilgilendirmeyen şeylere şu bizim millet kadar atlayan yok. Bir ihtiyacı vardı. Sana ne ya? Abi bu kadar takvalıysan bak geçen hafta sohbette bahsettik. Adam ne yapmış? Hacı abi. 2 kilo sakal var Halep müftüsü. Hanım bayan sekreter çalıştırıyor. Ne de ihtiyacı var. Lan madem o kadar düşüncelisin. Abla sen çalışma evde otur ben sana paranı yollayacağım de. Hadi abi. Hadi abi cevap ver. Cevap verebilir mi? Veremez. Hacı abinin de işine göre. Hacı abi de yolunda yani. Şimdi genel ama bütün sakallar öyle değil yani. Demeyin şimdi tövbe estağfurullah. Abi bu işi kim yaparsa yapsın bak. Kim yaparsa yapsın namussuzdur. El alemin karısına kızına. Boşta kalmış diyor. Geç lan bu işleri. Hayvanlık yapma. Çok istiyorsan 41 Yasin oku abi. Bekarsan ablayı da işte hoşlandı kalbin ısındı. Gerçekten hani namus için evlenmek istiyorsan 41 Yasin hacet namazı. 41 Yasin hacet namazı. Rabbim belki onun kalbine de muhabbet verir. Olur evlenirsiniz. Ama onun haricinde sapıklık Allah muhafaza. Allah muhafaza eylesin. Rabbim bizi böyle sapıklardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Dikkat edin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون